Daha önce hiç ziyaret etmediğiniz bir yolda yürüdüğünüzü hayal edin. Birden köşeyi dönüyorsunuz ve önünüzde bir olay oluyor. Trafiğin sesleri geliyor ve önünüzden gölgeler geçiyor. İçinizde daha önce aynı şeyleri yaşadığınız hissi uyanıyor. Pek çok insan buna inanır. Yani değişik bir zamanda, değişik bir yerde ve değişik bir vücutla dolaştıklarına inanıyorlar. Ölüm ve yeniden doğma sürecine reenkarnasyon denilmektedir. Fakat bu tür bir şeye inanmakla gerçekten doğru mu yapıyoruz? Yoksa pek çok bilim adamının iddia ettiği gibi reenkarnasyon gerçekten var mıdır? Merhaba, ben Bill Curtis. Dalai Lama genç bir çocuğun Tibetli bir ruhani lider olarak tekrar dünyaya geldiğini iddia etmiştir. Bir kadın başka bir hayatı hakkında bir şeyler hatırlamaktadır ve geçmişinde olan çocuklarını aramaktadır. Reenkarnasyon bilim açısından açıklanması oldukça zor bir süreçtir. Ve daha uzun zamanda galiba öyle kalacaktır. Unexplained. 17 Temmuz 1972 yılında Carol, Kanada'da ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Kocasıyla birlikte çocuğa Elisha adını vermişlerdi. Doktorlar doğumun iyi geçtiğini söylemişti. Tek sorun çocuğun ayaklarıydı. Carol çocuğu ilk kez kollarına aldığı zaman ayaklarındaki değişikliği fark etti. Ayaklarında bir tuhaflık vardı. Sanki yukarı doğru kalkıktılar. Yani sanki çocuğun hep oturmuş gibi bir hali vardı. Doktor bunun sıradan bir şey olduğunu ve ameliyatla giderebileceğini ifade etmişti. Fakat çocuğun ailesi Budizm'e inanıyordu. Ve bunun başka bir şeyin işareti olduğunu düşünüyorlardı. Elisha, Budizm dinine göre uğurlu bir günde doğmuştu. Tibetliler o günü aydınlanma ve saygı günü olarak kutlamaktaydılar. Elisha 2 yaşına geldiğinde ailesi Montreal'e taşındı. Burada küçük bir Budizm merkezi açtılar. Ruhani Budist liderler arada sırada burayı ziyarete gelip konuşmalar yapıyorlardı. 1975 yılında genç Elisha toplantıya katıldı. 3 yaşındaki çocuk Tibetli bir liderle karşılaştı. Çocuk odaya girdi ve lidere bakmaya başladı. Ona sadece bakıyordu. Bu aslında çok tuhaf bir şey, fakat çocuklar tuhaf şeyler yaparlar. Carol o gece çocuğunu yatağa götürdüğü zaman çocuğun bir şeyler söylediğini iddia etmektedir. Çocuk bir zamanlar ruhani bir hocaya sahip olduğunu söyledi. Hocasının adını ve hocasıyla birlikte içinde bulundukları odayı da anlattı. Başlangıçta Carol bu konuşmayı dikkate almadı. Fakat daha sonra Elisha garip bir dille konuşmaya başladı. Dil Tibetlilerin kullandıkları dile benziyordu. Carol şoke olmuştu. Karşıda sanki bir ruhani lider oturuyordu. Ben başlangıçta bunun normal bir şey olduğunu düşündüm. Fakat henüz 3 yaşında bu şekilde konuşan bir çocuğun olması bence normal değildi. Ayrıca çocuğun fantezi kurma şekli olduğuna kimse beni ikna edemez. Elisha acaba konuştuğu şeyleri nereden öğrenmişti? Bu sorunun cevabını alabilmek için evlerini ziyarete gelen liderle konuşmaya karar verdiler. Lider onları dinledi ve çocuğun konuşmasında Geshe, Kunava, Maha, Kala, Nakpo gibi tanınmış isimlerin olduğunu ifade etti. Ertesi gün lider Hindistan'da bir tapınağa uçtu.
Çocuğun ailesine bu konuyu araştıracağını ve Elijah'nın çok özel bir çocuk olduğunu söyledi. Birkaç yıl içerisinde Elijah'ın anlattığı hikayeler artmaya başladı ve ilginç konular ortaya çıktı. Anlattığı şeyler şunlardı. Ben çok güzel bir gezegenden geliyorum. Orada dağlar elmaslarla kaplı. Ağaçlar çok güzel ve yollar uzun ve tozlu. Elijah bütün bu yerlerin gerçekte olduğundan emindi. Bunlar benim için birer hatıra değildi. Söylediğim şeyler sanki rapor edilmesi gereken haberlerdi. Anlattığım şeyleri sanki daha önce yaşamış gibi hissediyordum. Liderden tam 3 yıl boyunca haber alamadılar. Elijah 6 yaşına geldiği zaman kız kardeşlerine görmüş olduğu yerleri rüyalarında görmelerini teklif etti. Bir gece 3 kardeş kendilerine yiyecekler hazırlayıp Elijah'ın yatağına çıktılar ve yolculuğa hazırlandılar. Öğretmenlerim aileme sürekli telefon açıyordu. Oğlunuza neler öğretiyorsunuz? Hayal gücü mükemmel. Evinizde neler oluyor? Herkes benim geniş bir hayal gücüne sahip olduğumu düşünüyordu. Elijah'ın ailesi bunun sadece aktif bir hayal gücüyle ilgili olmadığını düşünmeye başladılar. Bir yıl sonra liderden bir mektup aldılar. Mektupta Elijah'ın bir zamanlar kutsal bir Budist olduğu ve 1950 yılında ölmüş olduğu yazıyordu. Şimdi ise tekrar hayata geri dönmeye karar vermişti. Bunda hiçbir şüphe yoktu. 1980 yılında Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama ilk kez Batı'yı ziyaret etmişti. Montreal'e de uğradı. Carol, 8 yaşına gelmiş olan oğluyla Dalai Lama'yı tanıştırmak istiyordu. Karşılaştıkları zamansa Elijah bile şaşırmıştı. Ben onu beyaz bir mendille karşıladım. Bu ruhani liderleri karşılamanın geleneksel bir biçimidir. Ve o, ben senin kim olduğunu biliyorum dedi. Sen Geshe Jatse'nin tekrar reenkarnasyona uğramış halisin. Bu beni çok şaşırtmıştı. Dalai Lama oldukça sakindir. Kolunu Elijah'a doğru uzatır ve parmağıyla Elijah'a doğru işaret eder. O anda gözlerim açıldı. Sanki o zamana kadar bambaşka bir dünyada yaşamış gibi hissettim. Daha sonra işin gerçeğini anladım ve şoke oldum. Dalai Lama, Elijah'a bir Tibetli adı taktı. Bundan sonra Elijah'ın adı Tanzin Sherab olacaktı. Tanzin, ondan önce yaşamış olan bu adam hakkında her şeyi öğrenmeye başladı. Adamın adı Geshe Jatse'ydi. Bu adam Tibet'in en fırtınalı zamanında yaşamıştı. Ve ülkesinin Çinliler tarafından işgal edildiği günleri görmüştü. Bu adam pek çok müridi olan büyük bir bilim adamı olarak bilinmekteydi. Tanzin yeni kimliğiyle Batı dünyasında reenkarnasyona uğramış kutsal bir kişiye bürünmüştü. Reincarnated holy man in the modern Western world. Next, Tanzin oturduğu yeri terk etti ve geçmişini öğrenmek için Hindistan'a gitmeye karar verdi. Elijah 8 yaşına geldiğinde Dalai Lama reenkarnasyona uğramış olan Tanzin Sherab adındaki bir rahip olduğunu söylemiştir. Çocuk buna hiç şaşırmamıştı. Fakat ailesi şoka uğramıştı. Bu çok garip bir duyguydu. Bunu herkese anlatmak hiç de kolay olmadı. Fakat bence bu harika bir olaydı. Ben çok şaşırmıştım. Carol ve kocası Isaac reenkarnasyona inanıyordu.
Fakat duygusal anlamda sarsılmışlardı. Çünkü oğulları başka bir dünyaya aitti. Oğullarını aralarında görmek istiyorlardı. Fakat Tibetli liderler çocuğun onlara ait olduğunu iddia etmekteydiler. Birkaç yıl boyunca aile Tibetli liderlerle yazıştı. Oğullarını geri istiyorlardı. Fakat Dalai Lama Tanzin'e onlara katılmasını istediğini söylediğinde aile pes etmişti. O zamanlar Tanzin daha 14 yaşındaydı. Bu tür bir karar annesinin vermiş olduğu en zor karardı. Biliyorum, şu anda pek çok insan bizi izliyor ve böyle bir şeyi nasıl yapabilirler diye hayret ediyorlar. Bu hiç de kolay bir karar olmadı. Çok zor bir karardı. Bu yüzden ağlıyorum. Bu hiç kolay bir şey değildi. İnsanlar anlayamıyorlar. Bunun bir gün olacağından emindim. Ve teklifi hemen kabul ettim. Ekim 1986'da Isaac ve Carol oğullarının Hindistan'a gitmesine karar verdiler. Tanzin ve annesi 25 bin rahibin yaşadığı Güney Hindistan'da yer alan Sera Manastırı'na doğru yol aldılar. Tanzin oraya gelir gelmez rahiplerin arasında kendisini oldukça rahat hissetmeye başladı. Kendini çok rahat hissediyordu. Yabancı bir yere gelmişti ama hiç korkmuyordu. Ayrıca sinirli de değildi. Sanki bir balıktı ve suya kavuşmuştu. Tanzin geldiği yeri önceden görmüş olduğu hayallerden tanıyordu. Rahipler Tanzin'in Geshe Jatse'ye oldukça fazla benzediğini ifade etmekteydiler. Tanzin Tibet dilini birkaç ay içerisinde konuşmayı öğrendi ve karmaşık din yazılarını hatırlamaya başladı. Ayrıca Budizm geleneklerine göre hareket etmeye başladı. Tanzin gerçeği bulmaya kararlıydı. Sürekli meditasyon yapmaya başlamıştı. Vücudunun küçük bir parçası bunun bir aldatmaca olduğundan kuşkulanıyordu. Budizm ne de olsa şüpheciliği arttırmaktadır. Buda, söylediğim her sözü saf altın sanmayın der. Eğer saf altını keserseniz, saf altın değerini yitirmez. Elinizdeki şeyin gerçekten saf altın olup olmadığını araştırmanız gerekir. Eğer saf altın değilse, benim söylediklerimi dikkate almayın ve bana dua etmeyin der. Tibetli Budistlere göre reenkarnasyon normal bir şeydir. Pek çok batılı nasıl uzayı araştırıyorsa, Tibetli bilim adamları da insan aklını ve uzayın sınırlarını araştırıyorlar. Budistler İsa'dan önce 7. yüzyıldan beri sistematik bir şekilde ölüm sürecini araştırmışlardır. Ellerinde de bu tür olaylarla ilgili binlerce belge olduğunu iddia etmektedirler. Bu bilim adamlarının görüşüdür. Bu dünyayı araştırdıklarına ve bu dünyada yeterince tecrübe sahibi olduklarına inanıyorlar. Ayrıca araştırmacılar sayesinde ellerinde bu konu hakkında pek çok kanıt bulunduğunu da iddia etmektedirler. Tanzin, Hindistan'da 5 yıl eğitim gördükten sonra reenkarnasyona uğradığına inanmaya başladı. Fakat Tanzin, Batı'da daha fazla yararlı olabileceğine inanıyordu. Dalai Lama'dan izin alarak Batılı yaşama biçimine geri döndü. Tanzin, Paris'e taşındı. Burada felsefe okumaya başladı. Karısıyla vakit geçirmektedir. Bilgisayarlarıyla çalışmakta ve hafta sonları buz hokeyi oynamaktadır.
Tanzin hala kendisini bir Budist rahip olarak gördüğünü belirtmektedir. İleride bir üniversitede öğretmenlik yapmak istiyor. Bu şekilde sahip olduğu bilgileri başka insanlara aktarabileceğini düşünüyor. Acaba reenkarnasyon Tanzin'in 3 yaşındayken hatırladığı şeylerden mi ibaret? Pek çok batılı araştırmacı bu kanıda değil. Bunlar rahatlatıcı inançlardır. Herkes bu tür şeylere inanmak istiyor. Ben aslında bunlara karşı değilim. Yani benim ya da başka insanların ölümden sonra yaşamaya devam etmelerini isterim. Fakat buna inanmak için hiçbir neden bulamıyorum ve araştırmalarında da bir neden ortaya inanın çıkmıyor. Araştırmacıların insan beynini daha ayrıntılı bir biçimde incelemeleriyle bu konu daha anlaşılır bir hale gelmiştir. Beyin bir video kamerası gibi çalışmamaktadır. Yani yaşadığımız şeyleri videoya alamamaktadır. Bunun yerine hatıralar bölünmüş bir biçimde hafızada tutulmaktadır ve duygular zamanla yeni tecrübeleri kolayca çarpıtabilmektedir. En yaygın hatıra çarpıtmalarından biri kriptoamnesiyadır ya da kısaca amnesiya. Bizler daha önce yapmış olduğumuz şeyleri beynimizde, hafızamızda tutabiliyoruz. Bu tür anılar aniden ortaya çıkabilmektedir. Fakat bunları nerede ve ne zaman öğrenmiş olduğumuz belli değildir. Bu yüzden bütün bunları daha önceden bir yerlerden öğrenmiş olduğumuz izlenimi çıkıyor. Araştırmacılara göre küçük çocuklar bile detayları hafızalarına aktarabildiklerini söylüyorlar. Bu da Tanzin olayında gerçekleşen bir olay olduğunu ifade ediyor. Evet, çocuğun ailesi Budizm'e inanıyordu. Sürekli eve Tibetli din adamları girip çıkıyordu. Ve çocuğun önünde çok çeşitli diller konuşuyordu. Ayrıca yine çocuğun önünde pek çok film izlendi ve yüksek sesle pek çok kitap okundu. Bu da onlardan çok etkilendi tabii. Tanzin'in hayatında bu tür olayların cereyan etmesi ve ebeveynlerinin istemedikleri halde ona bu tür bir eğitim vermiş olmaları, Tanzin'in daha 3 yaşındayken Tibet dilinden birçok kelime konuşabilmesi de çok ilginçtir. Ve 14 yaşına geldiği zaman Tibet dilini kolayca öğrenmişti. Ailesi bütün bunları dikkate alıyor. Fakat bütün bunların her şeyi açıklamadığını dile getiriyorlar. Bizler dünyada olup biten pek çok şey hakkında bir şey bilmiyoruz. Çünkü henüz bu tür teknolojiyi üretmiş değiliz. Bana kalırsa bu tür olaylar karşısında daha duyarlı olmak zorundayız. Her şeyi kanıtlamak mümkün değil tabii. Yani benim reenkarnasyona uğramış bir insan olup olmadığım konusunu %100 ispatlayamazsınız. Fakat fiziksel benzerlikler var. Eğer bu tesadüflere inanıyorsanız, bu bir tesadüf de olabilir. Reenkarnasyonun aslında net bir açıklaması yoktur.